istiyorum. Toplum baskısından önce aile baskısı var. Ailede başlıyor bu her şey. Erkek çocuk olunca, yani tenzih ederek söylüyorum da, çok büyük bir şey, olay oluyor. Kız çocuk olunca, kız mı oldu? Oradan başlıyoruz biz, bir yolculuğa zaten. Evleniyor, gidiyor, arkasında durursa anne baba, kız çocuğu evliliğinde mutlu oluyor bir şekilde, bir dayanağı olursa, güvencesi olursa. Çünkü bunun doğusu batısı da yok eğitimde. Kız çocuğu okumaz efendim. Kız çocuğunun başına bir şeyler gelir, kocaya kaçar. Hep bu konularla yetiştiğimiz için eğitimden de mahrum kalıyoruz. Birçok şeyden mahrum kaldığımız gibi. En büyük acısını da ben yaşıyorum bunu okuyamadığım için. Neymiş efendim, biraz çabuk gelişmişim, göze batacakmışım, o yüzden okutmadı aile. Halbuki geri kafalı değil normalde, ama bu da bir geri kafalılık bana göre. Yani biz kadınlar olarak, kızlar olarak hep bir mücadeleyle geçiyor ömrümüz çocukluğumuzdan itibaren. Evleniyorsun bu sefer, oradaki eşin, kayınpederin, kayınvaliden hep yine bir baskı. Yine bir şeyler yapamamak, onlara sormadan, izin almadan zaten yapamıyorsunuz. Hep böyle bir mücadele. Ben okumayı çok seven bir çocuktum. Ve hedefleri olan, her çocuk gibi bir idealleri olan bir çocuktum. Avukat olmak istiyordum mesela. Veya ki engelli çocuklarımıza bir öğretmen olabilmek en büyük hedefimdi. Fakat bu ilkokul dönemlerimde bu hayallerim hepsi son buldu. Peki neye de diyecek olursanız, bir arkadaş yüzünden. Benim özgüvenimi tamamen bitirmiş olan bir arkadaş yüzünden. Arkadaşlarım içinde benim ırkımdan diyeyim artık, ırk ayrımcılığı olduğu için benim ırkımdan olan hiçbir arkadaş yoktu. Sadece ben vardım. O çocuğum bana hep işte sen romansın, romansın bilmem ne, işte öyle aşağılayıcı kelimelerin konuşmasından dolayı ben tabii çocuksun sonuçta, kendimde bir utanç hissettim. Ama romanın ne olduğunu bilmeden tabii. Baktım, ezilmişliğe başladım bu sefer kendimce. Ve okumaktan da vazgeçtim. Çünkü artık bu başlamıştı, yani öbür arkadaşların da diline uzanmaya başladı. Ve bunun tabii ne olduğunu bilmeden, çok sessiz, içime kapanık bir çocuktum aslında. Bunu ailemle de hiç paylaşmadım. Ben kendim içimde çocukken yapmak istedim, yapamadığım her şeyi istiyorum ki çocukların hepsi yapsın, bir şeyleri başarsın. Belki ben de böyle bir hayatın içinde yok olup gitmeyecektim. Belki ben de istediğim bir yerlere gelebilecektim. Ama en azından benim çocuklarım ve ne bileyim olmak isteyen bütün çocuklar olsun diye dileyelim. Bütün. Ama yine de bu Çanakkale Kadın platformunda bulunmak, sizlerle birlikte olmak bana biraz daha umut oldu. Daha kendimi güçlü hissediyorum. İş konusunda da sizlerle birlikte bu katılımlarımla da hayata daha böyle şey bakabileceğimi, daha böyle mücadeleci bir ruhla sürdürebileceğimi düşünüyorum. Bu şekilde, yani özetle bunları belirtmek isterim. Hazal, 29 yaşında genç bir kadın olarak ne hayal ediyorsun? En büyük hayalin ne? Öncelikle iş bulabilmek çok istiyorum. Yani daha çok böyle aileme yük olduğumu düşünüyorum biraz. Yani yük olmadan yapmak istediğim hobilerim var mesela. O hobilerimi eyleme geçirmek istiyorum. Bir aile kurmak istiyorum. Güzel böyle hani onurlu bir şekilde emeğimin karşılığını alabildiğim, alın terimle çalışabildiğim bir iş bulmak istiyorum. Bu zaten gerisi gelecek. Daha çok gerçekleştirmek istediğim hayallerim var. Çok umutsuz olduğum dönemler oldu. Ama şimdi tabii böyle bir platformda da yer aldığım için daha mücadeleciyim. Daha kendimi şey hissediyorum. Umutlu hissediyorum. Umutla bakabiliyorum. Mücadeleye devam edeceğim. Ben de küçücük bir örnek olmak istiyorum size. Bizim köyümüze gölet yapılmak istedi. Biz hayvancılıkla uğraşıyoruz. Geçim kaynağımız hayvancılık. Meramız, sürülebilir arazilerimiz de kısıtlı.
O yüzden gölet yapılmak istendi. Biz de buna çok sevindik, memnun olduk. Hayvancılığımıza bir destek sağlayacağını düşünerek, inanarak. Ama bu gölet Alamoskov tarafından, Doğu Biga tarafından yaptırılıp Kaz Dağları'ndaki altın projesi için su toplama havzası olarak oradan pompalanacak su. Böyle bir eylemle başladı benim hayat dönüm noktam diyeyim. İçimde hep yıllardır bastırdım. Önder. Hepsi dışına çıktı artık. Önemli olan bizim kumarlarda toplanacak suyla, pompalanacak suyla orada altın ayırt edeceklerdi, ayrıştıracaklardı. Ve bu işlere girmeden bilmiyordum ben. Kesinlikle haberim yoktu böyle bir şeylerden. Çünkü yıllardır bizim kesim yapılıyor ormanlarımızda. İçim acıyarak izliyorum. Çünkü bizim ahır köyün girişinde yol bizim önümüzden geçiyor. Bitiremediniz şu kumarlar odununu, bir lanet olsun okuyorum hep içimden. Ama böyle bir şey, oyunlar döndüğünden hiç kesinlikle haberim yok. Duyduğum an zaten dikildim. Ve hiçbir şekilde tehdit de aldım. Oğlum işiyle bile tehdit ettiler. Artık kimseden bir çekildim, korkum da kalmadı. Hak neyse onun peşindeyim. Daha başkası yok. Bunun mücadelesini verdik kadınlar olarak, toplandık. Biz erkekler beceremediler. Tartışmayla sonuçlandı hep kahvede. Engel olduk mu olduk? Engel olduk. Borularımız döşeniyor. Kapalı sistem sulama yapacağız Allah'ın izniyle. Sulu tarımı yapacağız sonunda. Sizlere de meyve sebze getiririz inşallah. Sanayi en aşağı indirgemeye çalışıyoruz. Gündemi takip ediyoruz hepimiz. Bildiğiniz üzere yemler fırladı, sanayi yemi. Enayi malı hep aşağıda. Öyle diyoruz biz kendi aramızda, hayvancılık, çiftçilik yapanlar. Ben bir girişimciliğe başladım. Kendi naçizane, kendi çapımda peynir yapmaya başladım. Sabah 4-5 gibi kalkıyorum, ekmek yoğuruyorum. Ekmeğimi yapıyorum. Peynirimi, lorumu yapıyorum. Süt, ilave bir de bir arkadaş buldum. Üretmeyi seviyor o da. O da erişte yapıyor. Kuskus yapıyor. Onları sizlere sunmaya, buradaki halkımıza en azından içinde ne olduğunu biliyoruz. Kendi yaptığımız, artı bir katkı maddesi yok. Yani de hiç yabancı değiliz. Bunu az önce bir kere daha anladım. Ortak öykülerimiz, ortak sorunlarımız ve ortak taleplerimiz var. Ben Ada, gazetecilik 2. sınıf öğrencisiyim. Ve bugün sizinle üniversiteli genç bir kadın olarak deneyimlerimi paylaşmak için söz aldım. Annem beni her zaman bir çocuk gibi değil, bir savaşçı gibi yetiştirdiğini söylerdi. Bugün burada sözümü bir çocuk gibi değil, bir savaşçı gibi büyümek zorunda olmuş bütün kız çocuklarına ithaf ediyorum. Ve çok kalabalık olduğumuzu da biliyorum. Ya böyle çok kalabalık toplum içine girmeyen, işte her yerden ezilmişlik gören bir insansın. Ya sen yapamazsın, olmaz, kadınsın, çocuksun, kızsın, okuyamazsın, yapamazsın. İşte dışlanmacılık, ayrımcılık. Yani ne diyeyim yani, hayata bayağı bir kötü süreçte yaşamış mücadelesi vermektiniz. Ve ben kendi romanet arkadaşlarımdan, çevremden, yaşadığım insanlardan bahsetmek istiyorum biraz da olsun. Bu insanlar kötü. Hep kötü. Tamam ama bu insanlar neden kötü? Bunun nedenini hiçbir el uzatan bir soran yok ki. Bu insanlar yoksulluktan kötü. Bu insanlar cahillikten kötü. Bu insanlar ne bileyim çoluk çocuk eğitimsizlikten kötü. Yani iyi bir uzanan bir el yok. Sadece 3-5 gıda yardımı. 3-5 gıda yardımı ne kadar? Ne kadar bir çocuğun gelişiminde, bir çocuğun, anlatıyor mu işte, çocukluktan gelen bir ezilmişlik. Ondan sonra tabii bir işsizlik, çaresizlik. Ondan sonra çocuk bakmışın uyuşturucu satıyor veya ki uyuşturucu içiyor. Kızlarımız sanki ailesinden erken evliliğe yönlendiriyor. Aile tarafından olmasa da artık çocuklar kendine sanki aileden başka bir aileye geçiş, onun için bir kurtuluşmuş gibi. Aslında değil. Daha kötü durumlar, daha kötü şartlar altına giriyor. Ama işte bunlara hiçbir el uzatıp da, gerçekten canı yürekten dinleyip de bir el uzatan
Yok yani, yok. Ne yapmalıyız sence? Hadi. Ne yapmalıyız? Bence, benim fikrimce, bu topluma önce eğitimle başlamak gerekiyor. Çocuklarımızın eğitimlerini güçlendirmemiz gerekiyor. Kadınlarımızı iş verilmiyor, kadınlarımıza da iş verilmiyor. Evet, ben çok işsizlikten çok sıkıntı çekmiş bir insanım. Yani çevre olarak hep sen tabii seni kalite olarak, seviye olarak düşük görüyorlar. Giyim tarzından, işte bakımsızlığından diyeyim. Ama senin kendine ilgilenecek bir zamanın yok ki. Kendine ayırabileceğin bir bütçen yok ki. Çocuklarına ayırdığın bütçe bile çocuklarına yeterli değil ki zaten. Dardanel'de çalıştın mı? Dardanel'e başvuru yaptım. Orada çalışmak istedim. Böyle 5-6 arkadaş, belki 10 kişi gittik. O kadar insanın içinde bize roman kişiliği vurularak, damgası vurularak bizi işe alınmadık. Alınmadık. Bu konudan yana da zaten çok üzüldük. Irkçılık. Ve işe de evet, ırkçılık yüzünden yani. Dayanım. Ve işsiz elimizi kolumuzu sağlayarak geri döndük. Ve baş edemedik, mücadele edemedik. Hala da iş sorunumuz devam etmekte. İşte ev işlerine gitmeye çalışıyorum kendimce. Çocuklarıma okul hayatında destek olabilmek amacında. Eşim de çalışan bir eş. Hani çocuklarımız için bir şeyler yapmaya beraber mücadele ediyoruz. Çağrın ne kadınlara? Nasıl? Kadınlara bir çağrın olsa, bir onlara bir şey çağrı olsan ne söylersin? Ne söylerim? Hep birlikte beraberlik, birlik, ayrımcılık olmadan kimseyi yüzüne, rengine, teline, giydiğine bakmadan önce bir içine girip insanlığını görmemizi istiyorum. Evet. İnşallah mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bu şeyleri yıkacağız, bitecek diye umut ediyorum inşallah. Ben bunu eğitim alanında bile yaşadım. Öğretmenlerimizi kesinlikle kötülemiyorum, sakın yanlış anlaşılmasın. Fakat ben bunu eğitimcilerden bile gördüm. İki tane çocuğum var, bir kızım, bir oğlum var. Ben okula mesela gittiğimde onu bir de anlatayım. Yani okul oğlum birinci sınıfa başladı. Şimdi arkadaşlarından 2-3 tane tabii bizim roman arkadaşlarından var çocuğu. Öğretmenimize ben bir şey için danışmak için gittim. Hani çocuğumun durumu nasıldır, eğitime başladı, nasıl gidiyor diye sormak için yaklaştığım zaman öğretmenden aldığı bir cevap ne oldu? Ben sizi fakir durumuna yazdım. Evet, Eren'in babası, oğlumun ismi Eren, cezaevinde diye not düştüm. Ben şimdi şöyle bir durdum. Hocam, nasıl olur dedim. Eren'in babası dedim cezaevinde değil ki. Ondan sonra öğretmenimiz özür dilerim. Ben dedim hocam dedim, siz dedim insanları neye dayanarak hani böyle düşünebildiniz? Nasıl yani düşünebiliyorsunuz? Siz bir eğitimcisiniz. Ben size bunu çakıştıramadım dedim.